Tek duyduğunuz şey benim bir kuruş alacağım yoktur dedim. O alacağın, o alacağın niye bilançoda durduğunu da anlattım. Çıkmış tehdit ediyor. 150 milyon euro verecekti, hiçbir şey bilmiyoruz, vermemişse mahkemeye vereceğim. Biz size kasa kolaylığı sağlandığı için mahkemeye vermemekte hata etmişiz. Kulüp size kasa kolaylığı sağlarken. Tabii ki televizyona çıkmazsınız bunları duymamak için. Feneryum'a da özel bir yer açmak istiyorum. Esin Hanım nerede? Yok. Burada mı? Yok. Uçuyor Feneryum. Nazar değmesin. Sayenizde uçuyor Feneryum. Milyonlarca taraftarlar sayesinde. 2018 yılında 22 milyon euro civarında ciro yaparken şimdi 47,5 milyon. Ama daha da dikkat çekici 5 milyon karımız varken şu an Feneryum kendi başına 27 milyon euro kar sağlıyor. Yarım milyon forma sattık. İnşallah seneye şampiyon olduğumuzda 1 milyonları görürüz. Özetleyecek olursak, finansal olarak batma noktasında aldığımız ve başkanlık süresince bütün ekonomik gelişmelerin kontrolümüz dışında olanların aleye işlediği bir ortamda gerek yöneticilerin, gerek sponsorlarımızın, gerek yaptığımız kampanyaların, gerek token, yeni kalem, gelir kalemleri gibi konularda biz gemiyi yüzdürebildik. Kulüp hiçbirimize kasa kolaylığı sağlamadı. Biz hepimiz elimizden geleni yaptık. Bir kere de ağzımızdan duydunuz mu? Biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Hele işler çok kötü giderken. Bununla beraber bütün yöneticiler, forma isteyen olur, kombine isteyen olur. Hepimizin kombineleri var, bazılarımızın locaları var. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bazı insanları üye yaptık. Ben ailemin aidatını ödedim, o ailesinin aidatını. Bir kere mahsuplaştık mı verdiğimiz? Bir kuruş biz mahsuplaşmadık verdiklerimizden. Cumartesi günü nasıl mahsuplaşıldığını ben anlatacağım. Cumartesi günü Cumartesi günü kulübümüz oradayken bazı yöneticilere nasıl kolaylık sağladığını anlatmak zorundayım. Belki beni suçlayacaksınız. Artık bugün gelmiş olduğumuz noktada UEFA'nın finansal fair play kriterlerine takılmıyoruz ve kulüp olarak daha büyük adımlar atabilme gücümüz, cesaretimiz var. İşte onun için Mourinho bugün Fenerbahçe'de.